Merhabalar, ben Sinan Kaya, aslen Eruhluyum. Daha önce İtalyan, Fransız, Fas, Gürcü, Hindu mutfaklarının yine aynı şekilde Meksika, İspanyol tapas mutfağına hakimim. Bu öğrendiğimiz yemekleri buranın yerel lokasyon ürünleriyle değerlendirmeye karar verdik. Bunun için de ışkından, yani yayla muzları bes diye bildiğimiz bitkiden biz tatlı yaptık. Bunu tatlandırmak için de şeker yerine biz bal kullanmayı tercih ettik. Tercih etme sebebimiz de ülkemizde çok fazla şeker hastası, yani diyabet dediğimiz vatandaşımızın olması. Biz insanlara daha sağlıklı, daha rahat hazmedebilecekleri, sıhhatli olabilecek bir tatlı ikramında bulunmak için böyle bir ürün geliştirdik. Nasip olursa daha buna benzer ürünler de üretmeye devam edeceğiz. Balkan köftesi olarak kendimiz ürettiğimiz bir tatlımın sunumunu size yapacağız. Şimdi kendi restoranımızda yaptığımız tarifi size anlatayım. Işkınlarımızı soyduktan sonra liflerini alıyoruz. Kendisinin hem suyunu hem posasını süzme yoğurt ya da kendi yapacağınız mayasız bir peynirle, mayasız peyniri de limon suyu ve sitrik asit yapabilirsiniz. Bu yüzden probiyotik bir tatlı olmuş oluyor. Vücudun bağırsakların hazmetmesi de gayet kolaydır. Tatlımızın içeriğinden bir tanesi de aynı zamanda yumurta ve şekerdir ama eser miktardadır. Bilindiği üzere bölgemizin en kıymetli ilçelerinden olan Pervari'de sanayi olmadığı için oralarda doğal olarak şekersiz üretilen balı biz kullanıyoruz. Susamımız yine daha çok yine bu civarda üretilen bir soğandır. Orta Doğu'da çok kullanılan hem humusta hem yoğurtlarda, biz de tatlıda kullanmayı uygun gördük. Hamurlarımız yine kendi bölgemizdeki unlardan kat kat, yaklaşık 20 kat tek tek yapıldıktan sonra fırına verilip pişiriyoruz ve birazdan göstereceğiz. Tatlımıza birleştireceğiz. Kendi yaptığımız peynirle başlıyoruz. Bu mayasız bir peynirdir. Limon suyu ve sitrik asit de yapılır. Bu peynirin yapılışı bir bakıma çok önemlidir. Çünkü bunu sabah yapılıp 90 derece geldikten sonra süt 70 dereceye kadar soğutulur. Arkasından sitrik asit ve limon suyu verilerek kesilmesi sağlanır. 38 derecede ise tülbentle süzmeye alınır. Eğer şekerimiz azsa, ki az koymamız gerekiyor, bunun birazcık da usulü budur. Bal koyarak şekerini birazcık arttırıyoruz. Hani bütün ışkının, yayla muzunun ürünü değerlendirilmiş oluyoruz. İşlemimiz bittikten sonra bir gün dinlenmesi gerekiyor, aromasını tatlımıza versin diye. Orasını da posamıza atıyoruz. Bir gün dinlendikten sonra hem rengini hem tadını tatlımıza vermiş oluyor. Katılaşan tatlımızın da görüntüsü bu şekildedir. Şimdi tatlımızı tabağımızda sunumumuzu göstereceğiz. Dileyen baklava yufkasıyla da yapabilir. Dileyen kendileri mayasız hamurla da bu tatlımızın yufkasını yapabilir. Yine pervari balımızdan güzel güzel üzerine döküyoruz. Ve susamımız. Tabağımız servise hazırdır. Afiyet olsun, sağlık, sıhhat olsun.